siyasi partilerin değerli temsilcileri, STK ve resmi kurumların değerli temsilcileri, sayın muhtarlarım, değerli kentlilerimiz ve basınımızın değerli mensupları, sınırlı sorumlu Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde hizmet veren Halkın Bakkalı açılış törenine hoş geldiniz. Çanakkale Belediyesi'ne ait Halk Bahçesi içerisinde yer alan ve ülkemizin dört bir yanından gelen üretici ve kooperatiflere ait ürünlerin satıldığı Halk Bakkalı projesi 2020 yılında hayata geçirilmiştir. Kooperatifimiz Halkın Bakkalı'nda üreticilerden ve belediyemizden aldığı ürünleri teslim ettirdiği Çakop markası ile kentlerimize sunmaktadır. Aynı zamanda küçük üreticileri desteklemek ve gelişmelerine katkı sunabilmek amacıyla 20 farklı üreticiden alınan meyve ve sebzeler Halkın Bakkalı'nda satışa sunulmaktadır. Çanakkale'de ve bölgemizde yer alan bal, propolis, tahin ve un gibi kooperatif ürünleriyle birlikte Türkiye'nin değişik illerinden 16 kooperatifin ürünleri tek çatı altında Çanakkale halkıyla buluşmaktadır. Çanakkale Belediyesi'nin iyi tarım uygulamaları ve atalık tohumları ürettiği yazlık ve kışlık sebzeleri de Halkın Bakkalı'nda kentlerimize sunulmaktadır. Detaylı bilgi almak üzere Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Sayın Ali Rıza Berkit'i davet ediyorum. Değerli Çanakkale'liler, sevgili konuklar, epeyce arkadaşımız var, sayamıyorum hepsini, çok özür dileyerek genel bir hitapta bulunmak istiyorum. Sınırlı sorumlu Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin ikinci Halkın Bakkalı açılışına yönetim kurulu olarak hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Bundan böyle bu tür açılışlara devam edeceğimize ve çalışmalarımızın eskisiz bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Şu an geçen hanımefendinin de dediği gibi 20 Temmuz 2020'de Halk Bahçesi, bugün de burasını açıyoruz. Önümüzdeki aylarda da Barbaros'a bir yeni şube açmayı hedefliyoruz. Ürünlerin %95'i Türkiye genelindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerine temin etmeye çalışıyoruz. Ayrıca yöresel ürünler bölümünde de çevremizde küçük üreticileri ve yöresel ürün üretenlerin şeyini tezgahlarımıza veriyoruz. Bundan böyle sizlerin huzurunda bütün üreticilere buradan çağrı yapıyorum. Biz atasözü gibi söylem vardır. Tezgahlar Çanakkale'li üreticilere açıktır her zaman. Herkes gelebilir. Yalnız yasal prosedürleri yerine getirmek koşuluyla, yani üretim izinlerini almak ve benzeri şeyler yapmak zor koşuluyla. Bir ara büyükşehir belediye başkanlarınızdan büyük beklentimiz var. Milletvekillerimizden beklentilerimiz var. Bu işin hayata geçmesi ve siyaseti insanlara dokunma biçimiyle yapabilmemiz için bu arkadaşlarımıza çok ihtiyaç var. Bir olay yakaladık sağ olsun buna katkı sunanlara. Mart ayı içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Çanakkale markalı, Çakop markalı 20 bin paket fasulye ile 20 bin paket iki tır halinde pirinç gönderdik. Arkası gelir diye bekledik ama bu virüs nedeniyle toparlayıp yeni bir talep gelmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgililerle görüşüyoruz. Burada amacımız bu tür bağlantıları sağlayabilirsek birazdan arkadaşlarımıza söyleyecektir. Çanakkale bir tarım kenti. Fazla üretim var. Bu ürünleri, fazla üretilen ürünleri büyük şehirlere satabilmek, üreticilere dolaşarak gerekirse avans vererek şu ürünleri üretin, biz alacağız, bizim markamızı yurt dışı, il dışına göndereceğiz demek. Yurt dışı terimini kullanırken de çok kısa geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Avrupa Birliği projesiyle Gürcistan, Yunanistan ve Çanakkale'deki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Kadın Kooperatifi ile birlikte bir projenin içindeyiz. Bir grup arkadaşı geçen 15 gün önce Gürcistan'a gönderdik. Geçen hafta da Gürcüler geldi. Kooperatifler arasında bir dayanışma şeyi. Biraz yüksekten söylemek istemiyorum ama uluslararası düzeyde bir gelişmeler de var. Onlardan ne ürün alabiliriz, ne satabiliriz gibi görüşmelerimiz de bu konuda devam ediyor. Son olarak da Çanakkale Belediye Başkanı'na bu işin oluşumunda büyük katkısı olan yerel yönetim biriminin iç içe çalışıyoruz arkadaşlarla, sağ olsunlar. Bu arkadaşlara bu binanın yapılmasında katkısı ve projeyi gerçekleştiren ilgili müteahhit arkadaşımıza, ayrıca belediyenin diğer birimler, destekleme müdürlüğü, park bahçeler müdürlüğü ve diğer, şu an ismini söyleyemedim, tüm birimlere en içten duygularla kooperatif yönetim olarak çok teşekkür ediyorum.
Ben fazla uzatmak istemiyorum. Aynı zamanda tüketicilerle ilgili de bizim bir temsilciliğimiz var. Üreticiler rahat olmadığı sürece, üreticiler doymadığı sürece, kendi karnını doyurmadığı sürece tüketicilerin işi çok zor. Ne kadar tüketici haklarını savunacak olsak bile biz yerel ürünleri ve ithal olmayan ürünleri ve üretimi destekleyerek bu işin içine çıkacağımıza inanıyoruz. Bütün siyasilere de bu konuda bize destek olmalarını bekliyoruz. Bütün katılımlar için herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum yönetim kurulu olarak. Ali Rıza Bey'e teşekkür ediyor. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın İrfan Mutlu'yu davet ediyorum. Sayın Hazirun, hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben birkaç rakam vererek konuşmama başlamak istiyorum. Adiza Bey söyledi, değerli yönetim kurulu başkanımız. Çanakkale bir tarım kenti ve bitkisel üretim çeşitliliği açısından Türkiye'nin değil dünyanın en önemli noktalarından birinde. 111 çeşit kültür bitkisinin tarımı yapılıyor. Ve bunlardan 8'inde biz üretim miktarları bakımından birinci durumdayız. 47 üründe ise üretim miktarları bakımından ilk ona giriyoruz. Ve bunun dışında coğrafi işaretli ürünleri ve marka değerleri ile dünya pazarlarında da önemli roller ve yerler alabiliriz. Ve 9 milyar liralık yıllık brüt üretim değerimiz var. Yani bu kayıtlı olan 1 milyar doların üzerinde bir değer. Ki tarımda kayıt dışılık çok daha fazladır diğer sektörlere oranla. 2 milyar doların civarında ben bir üretim değeri olduğunu bu kente düşünüyorum. Bunun dışında nüfusun bakıldığında oransal olarak tarım nüfusu yüksek bir kent. %33'ü, 1/3'ü şu anda kırsalda yaşıyor, belde beköylerde yaşıyor. İlçelerde yaşayan insanların da önemli bir bölümü, geliri tarıma dayalı. Dolayısıyla kent ekonomisinin çarkı da tarımdan elde edilen gelire dönüyor. Buna böyle bakıyoruz. Kooperatifleşme yönünden bakıldığında ise bu çok bir büyük bir zenginlik ya da gelişim olarak görülebilir. 311 tane tarımsal kalkınma kooperatifi var. Diğer kooperatiflerle birlikte düşünüldüğünde 400'ü aşan bir kooperatif sayısına sahibiz. Ancak gerek üretim girdilerinde, gerek yetiştirme aşamasındaki teknik desteklerde, gerek pazarlama alanında, gerekse markalaşmada söz sahibi olamayan, üreticisine katkı sağlayamayan bir kooperatifler, tırnak içinde söylüyorum, çöplüğüne ya da mezarına dönmüş durumdayız. Bu noktada yola çıkarak Sayın Belediye Başkanımızın girişimleriyle 2019-2024 döneminde yapmak istediği projeler arasında koyarak, yer vererek bir yerel kalkınma modelini projeler arasında koydu. Gerek üreticileri gerekse kooperatifleri desteklemek adına da bu çalışmada bizim önümüzü açtı. Ben öncelikle kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ve biz bir yerel kalkınma birimi oluşturarak da bu çalışmalara başladık. Ve örnek bir kooperatif modeli yaratmak istedik. Yine belediyemizin, yerel kalkınma birimimizin yol göstericiliği ile iki kooperatif kurduk. Bir tanesi birazdan işte Halkın Bakkalı'nın işletmeciliğini yapan sınırlı sorumlu Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi. Diğeri ise sınırlı sorumlu Çanakkale Troy'da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. Gerçekten 1,5 yılda ben bunu küçümsemiyorum, çok önemli adımlar atıldı. Kaynaklar kullanıldı. Örneğin kadın kooperatifimiz Birleşmiş Milletler'den destek aldı. Üretimler yapılmaya başlandı, satış noktaları açıldı. Daha da önemlisi bir tarım kenti olan ve pazarlama sorunu olan bir ülkede ve kentte biz bu tedarik zincirinin ülkesel olarak içine girmeye başladık. Dolayısıyla bu ticaret ağlarında da yer alarak gerek üreticiye dokunmaya başladık, gerekse kent içinde de tüketicimize dokunmaya başladık. Bu noktada emeği geçen herkese ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve kendi markasını yaratan ve bu taşın altına elini sokan her iki kooperatifimize ayrı ayrı bu riski omuzlayan tüm yönetim kurulu üyelerine, kuruculara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizleri kırmadılar. Hiçbir maddi ve manevi hiçbir destek istemeden beyinlerini, emeklerini, alın terlerini bu işin içine soktular, içine kattılar. Gerçekten büyük özveriyle de çalışıyorlar. Ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında yine kadın kooperatifimizin yöneticileri de aramızda. Rebiye Başkanımız, Rebiye Ünüvar koordinatörlüğünde bu çalışmaları sürdürüyorlar. Onlara da ayrı ayrı şu anda da çok yoğun bir üretimleri var. Teşekkür etmek istiyorum. Ve bunun dışında
belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, burada emeği geçen herkesin çok ciddi emekleri var. Gerçekten onlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İsimlerini tek tek sayamıyorum. Ve kooperatif çalışanlarımız dün gece 3.30'a kadar buradalardı. Ben 12 gibi ayrıldım. Ve günlerdir çalışıyorlar bu hazırlıkları yapmak üzere. Ve bunun dışında genel merkez düzeyimizde ve bize katkı sağlayan insanlar oldu. Buradan onların isimlerini anmadan geçemeyeceğim. Bugün gelemediler. Parti meclis üyemiz, üyelerimiz Sayın Orhan Sarıbal, Gökhan Günaydın, Orhan Bey tarımdan sorumlu başkan, genel başkan danışmanımız bildiğim kadarıyla. Gökhan Bey de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSYON Yönetim Kurulu Başkanı. Bize çok önemli destek sundular. Hem fikirsel olarak her anlamda bu tedarik zincirinin içinde yer almamıza katkı sundular. Ben burada sözlerimi noktalarken tohuma, toprağa, üretime, üreticiye, en önemlisi bugünlerde unuttuğumuz dayanışmaya destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. İrfan Bey'e teşekkür ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Özgür Ceylan'ı davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Belediye Başkanlarım, çok kıymetli hazırım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak maalesef dünyada artık çok büyük bir sorun haline geldi. Bu anlamda bu girişim de çok değerli, çok kıymetli. Hem sağlıklı, hem güvenilir, hem de uygun fiyatlarla, üstelik kooperatif mantığıyla da üretilmiş ürünlerle bunun olması, bunun değerini daha da arttıran bir etken oldu. Bence çok önemli, çok değerli bir girişim. İkincisinin açılması da çok keyifli. Bundan sonrasında herhalde şubeler de artacakmış. Az önceki değerli konuşmacılar da çok güzel, umutlu, bize gelecek için iyi şeyler vaat eden güzel sözler söylediler. Bundan sonrası için biz her konuda yardıma hazırız. Üzerimize düşen bir şey varsa elimizden geleni yapmak üzere buradayız, yanınızdayız. Bu girişimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkanım Sayın Ülgü Gülkan olmak üzere. Bütün çalışanlara, emek verenlere, kooperatifte görev alanlara, satışında, üretiminde ve burada bunun meydana gelmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Daha nice açılışlarda beraber olmak üzere diyorum. Sağ olun, var olun. Milletvekilimize çok teşekkür ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Muharrem Erke'yi davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın İl Başkanım, milletvekili arkadaşım, belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Ben de herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pandemi süreci bize gıdanın, dayanışmanın, paylaşmanın, eğitimin, bir dönem kalkınmada çok önemli bir model olan kooperatifçiliğin, bunların önemini çok iyi gösterdi bir kez daha. Ve pandemi döneminde özellikle belediyelerimiz, Çanakkale Belediye'miz ve Türkiye'deki tüm belediyelerimiz, gerçekten bunu siyaseten değil, çok samimiyetle söylüyorum, destan yazdılar. Biz isterdik ki merkezi yönetim kendi gücüyle, kapasitesiyle yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesini birleştirsin. Çok daha fazla sayıda aileye, ihtiyaç sahibi insana dokunalım, ulaşalım. Birkaç veri vermek istiyorum pandemi sürecinde. Pandemi sürecinde belediyelerimiz, belde, ilçe, il, büyükşehir, tüm belediyelerimiz 9 milyon 600 bin yurttaşa aynı yardım yaptı. 9 milyon 600 bin yurttaşımıza. 1 milyon 700 bin yurttaşa nakdi yardım yaptı. O sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemlerde 42 milyon 500 bin öğün sıcak yemek götürdüler evlerine. 80 milyona yakın, hatta 80 milyonun üzerinde dezenfektan, maske dağıtımı yapıldı. Hatırlayın, maskeyi bile ücretle vermeyi düşünen merkezi yönetim, belediyeler maskeyi ücretsiz dağıtmaya başlayınca
onu bile işte mecbur kaldılar. Onlar da dağıtmaya. Biz isterdik ki engellemeler olmasın. Biz isterdik ki vatandaşlar için, belde sakinleri için toplanan bağışlar yerlerine gitsin. Ama maalesef tüm engellere rağmen belediyelerimiz gerçekten destan yazdı. Ve maalesef bugün hala da bakıyoruz, işte bizim belediyelerimizin yönettiği yerlerde suların akmadığı bile söylenebiliyor. Halbuki çok yakın zamanda yaşadığımız acı bir olay, sel felaketinin olduğu bölgeye bizim belediyelerimiz 54 ton içme suyu gönderdi. 22 bin gıda kolisi ulaştırdı ihtiyaç sahiplerine. Neden? Çünkü bizler için sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik, dürüst belediyecilik çok çok önemli. Umarız bundan sonra bunları yaşamayız. Çünkü önemli olan dayanışma ile, paylaşma ile tüm acıları, yaraları sarmak. Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Biz yönettiğimiz kentlerde, beldelerde bizim belediyelerimiz kendilerine oy versin vermesin tüm hemşerilerini kucaklıyorlar samimiyetle. Bizim yönettiğimiz kentlerde belediyelerimiz, belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını halka veriyorlar. İşte örnek oluyoruz. Göreceksiniz bu yereldeki anlayış, bu yönetim anlayışı çok yakın bir zamanda ülkeye de her yerine yayılacak. Her şeye rağmen halkın belediyeleri, halkın bakkalları hizmet etmeye devam edecek. Üreticiyle tüketicinin buluşması çok önemli. Biraz önce vurgulandı, bizim ilimiz özellikle gıda üretimi yönünden Türkiye'nin en önemli illerinden biri. Hem çeşitlilik hem kalite açısından. Bu vesileyle bu projeler, hayata geçirilen bu çalışmalar çok çok değerli. Ben belediye başkanımız Sayın Ülgür Gökhan nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Belediye'miz, ben de uzun yıllar içinde bulundum. Hem bölgesinde hem Türkiye'de her zaman sosyal belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin en önemli örneklerini göstermiştir. Bizim belediyelerimizin, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin yönettiği kentlerde yüzler gülüyor. Ve çok yakın zamanda Türkiye'de de yüzler gülecek. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Genel Başkanımız ve Milletvekilimize çok teşekkür ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ı davet ediyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız, değerli milletvekilimiz Muharrem Erkek, yine değerli milletvekilimiz Özgür Ceylan, değerli il başkanlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, il başkanımız, hepiniz il ve ilçe, belediye, il örgüt başkanları, belediye başkanı arkadaşlarım, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi arkadaşlarım, değerli muhtarlarımız, değerli Çanakkale'liler, değerli Hazur'un hepiniz, sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu ikinci halkın bakkalı, ikinci şube açılışında sizi burada misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda da bir övünç duyuyorum. Bu arada aramızda belediye başkanlarımız var, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları. Onlar da aynı bizim yaptığımız gibi kırsal kalkınmaya hepsi ayrı ayrı önem veren başkanlarımız. Hatta ürünlerini marka haline getiriyorlar. Tescil ettiriyorlar. Bu arada Kenan Kaynaş hocam burada aramızda. Ona emeklerinden dolayı huzurumuza teşekkür ediyorum. Kendisi Çanakkale'nin kırsal kalkınmasına üniversite öğretim görevlisi olarak çok önemli katkılarda bulundu. Gerek hayvancılık alanında gerekse bitkisel tarım alanında ve sonuç itibariyle de ürünlerimizin tescil edilmesinde uluslararası marka olmasına büyük katkı sağladı. Niye bu kadar önemli? Çünkü partimizin genel siyaseti de bu. Yani kalkınmanın kırsaldan olacağını partimiz zaten belirtiyor. Kırsal kalkınmaya önem vereceğini ifade ediyor.
Hatta ilgili uzmanlarımız var. Koşturuyorlar. Biraz önce isimleri söylendi. Sayın Gökhan Günaydın, Sayın Sarıbal, hepsi. Onlar ve diğer yani uzmanlar kırsal kalkınmanın ne şekilde olabileceğini, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında nasıl bir yol alınacağını programını yapıyorlar. Nitekim bu önümüzdeki hafta ayın 31 ve 2'sinde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin de katılımıyla bir tarım fuarı yapıyoruz. Bütün belediyeler yaptıkları bütün çalışmaları orada sergileyecekler. Stand açacağız. Ve bu çok önemli. Önemsiyoruz bunu. Ve biz de Çanakkale'de bu son seçim öncesinde yine kırsal kalkınmaya önem vereceğimizi ifade ettik. Broşürlerimizde onu ön plana çıkardık. Sağlıklı gıdaya erişmek çok önemli. Dolayısıyla kooperatifleşme çok önemli. Çünkü kooperatifleşme bizim ideolojimize uygun bir stil. Ama Türkiye'de maalesef kooperatifleşme iyi bir biçimde denetlenemiyor, takip edilemiyor ve geliştirilemiyor. Halbuki Avrupa'daki hani deriz ya, ya işte Hollanda bile bizim işte bilmem şu kadar katımız ihracat, tarım ürünü ihracatı yapıyor. Yok Almanya şöyle, yok Fransa, İtalya böyle. Buradaki tarımdaki en önemli başarının sebebi kooperatifleşmedir. Bunu hiç anlatılmaz bize. Hiç anlatılmaz. Sanki çiftçiler kendi başlarına buyruk hareket ediyorlar gibi anlatılır. Halbuki tam tersine orada kooperatifleşme tamamlanmıştır veyahut da geliştirilmektedir. Ve orada çiftçinin üretmekten başka bir sorunu yoktur. Ne tohum bulma, ne gübre bulma, ne ürettiği ürünü pazarlama sorunu diye bir şey yoktur. Hepsi kooperatifler kanalıyla yapılır ve hatta çiftçilere orada tarlada destek verilir. Teknik destek verilir. Oradaki ziraat mühendisleri çiftçisiyle beraber tarlada yer alır ve dolayısıyla da orada tarımda başarılı oluyorlar. Ve ciddi milli gelirlerine ciddi katkıda bulunuyorlar. Onun için bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da çok kısa süre kaldı inşallah. Orada kooperatifleşmeye kesinlikle önem vermemiz şart ve bunu ilan etmemiz gerekir. Biz kooperatifleşmeye önem vereceğiz, vereceğimizi ilan etmemiz lazım. Çünkü burada belediyelerde yaptığımız, sadece Çanakkale Belediyesi'nde dediğim gibi ilçe belediyelerimizde de çok önemli çalışmalar var. Burada ki hem sağlıklı ürüne ulaşma hem işte o fiyat disiplinsizliğinin ortadan kaldırılması ve halka ulaşmada önder olmak bizim açımızdan çok önemli. Yine biliyorsunuz burada çiftçiler işte üretirler, ürünlerinin ne olacağını bilemezler. Başlarına ne gelir? Şimdi Yenice'de örneğin kapya biber çıkacak. Ne olacağını bilmiyoruz. Geçen sene bir milletvekillerimiz oraya gitti biliyorsunuz, orada sıkıntıları yaşadılar. İnşallah bu sene olmaz ama hep soru işareti. Dolayısıyla bunu kooperatifler kanalıyla eğer pazarlama sürecine girebilirse bu şekliyle ondan sonra bütün fatura 5 tane markete çıkmaz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı en son gıda ürünlerinin pahalılığını 5 tane marketin üzerine fatura etti. Bakalım göreceğiz ne olacak. Ama tabii o sandırıcı bilgisi tam bilgi almadan söylenmiş sözler bunlar. Halbuki burada girdilerin, gübrelerin kaç kat arttığını buradaki %80'iniz duyuyordur, biliyordur. Dolayısıyla uzun lafın kısası, biz üreticiyle tüketiciyi buluşturma adına ve üreticinin sağlıklı gıda üretmesi ve buralarda pazarlamasını kolaylaştırmak adına kooperatifleşmeye önem veriyoruz. Biraz önce kooperatiflerle ilgili bilgi verildi. Ve son tahlilde biliyorsunuz geçen hafta, 3 hafta önce de yine bir üretici pazarı açtık Çanakkale'de. Tamamen üreticilerin ürünlerinin satıldığı ama aynı zamanda kooperatiflerin de yer bulduğu, onları da ayrı bir yer ayırdı. Hatta kadın el emekçilerinin de yine yer aldığı bir pazar. Yani üreticiyle tüketiciyi bir arada bir araya getirmek, onlara daha ehven şartlarda daha ucuz ürün ve daha sade, daha sağlıklı ürün
ile buluşturmak üzere bu çabaları gösteriyoruz. Tabii bu bir sistem meselesi. Yerel yönetimler bunu çaba gösteriyor ama sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çabalarıyla bir yere varamayız. Bu bir devlet politikası olmak durumunda. Umuyorum dediğim gibi bizim iktidarımızda kesinlikle bu kırsal kalkınma ön plana çıkacaktır. Ve bu noktada da zaten milli gelirimizin artışında da önemli bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Ben bu arada bu binanın yapımında yapımını sağlayan, katkı veren, yanlış olur sağlayan bir değerli kardeşim var. Bilmiyorum buralarda mı katıldı Hakan kardeşim. Bu binanın yapımını Hakan Vural arkadaşımız sağladı, yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ve biz de çevre düzenlemesini yaptık. Ve sonuç itibariyle de burası bir yeşil alanın içerisinde faydalanmış oldu. Arkada da Endüstri Meslek Sistemimizin tesisi var. Bu alanı bu şekilde değerlendirmiş olduk. Umarım beğenirsiniz biraz sonra içine gezdiğinizde. Ben bu arada tabii buna kooperatif başkanımıza başta olmak üzere başkan yardımcımız İrfan Bey'e özellikle büyük büyük emek sarf ettiler. Bunun yapımında bu hale gelmesinde. Ayrıca da belediyenin bütün birimlerine teşekkür ediyorum. Park bahçesinden, su kanalından, fen işlerine kadar hep beraber burayı halkın hizmetine sunmak için çaba gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımınız için teşekkür ediyorum. İnşallah başka açılışlarda, başka halkın bakkalı açılışlarında buluşuruz. Tabii tohum takasları yapıyoruz. Geçenlerde Bayramış Belediye'mizin festivalinde tohum takas onu da gördük. Yani hep çaba gösteriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler bu konuda çok ciddi çabalar gösteriyorlar. Ve bundan başarılı olacağımıza inancım tamdır. Hepinizi teşekkür ediyorum katılımınız için. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Başkanımıza çok teşekkür ediyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyor ve açılışımız için tüm konuklarımızı açılış alanımıza davet ediyorum. Yok dağılır dağılır. Evet, ilk önce folklor oynasın ondan sonra. Tamam. O zaman folklor ekibimizi sahneye alalım. Alkışlarınızla. Alalım mı? Arkadaşlar.
Tekir abi ayağına mı olur? Gel böyle, gel böyle abi, nereye giriyorsun? Gel böyle. Abi çık geriye. O gün abi gel geriye. Başkanım bu tarafa alalım size. Öyle geçelim Muharrem Bey. Şöyle hemen böyle açalım. Çanakları değiştirin, görürsünüz hepinize. Az sonra. Tekin abi çık abi. Hayırlı olsun.